Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet sevgili dostlar, sıradaki analizimiz endeks ve borsa hakkında olacak. Her ne kadar yarın piyasalar kapalı da olsa genel anlamda endeksin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek gerekiyor. Zira S400 konusuyla ilgili olarak sıcak gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Ben de Dolar-TL konulu analizlerimde bu hususa olabildiğince yer vermeye çalışıyorum. Bir diğer yandan Fitch'in bir not indirimi haberini almış bulunmaktayız ve bütün bu etkenler paralelinde endeksin önümüzdeki hafta nasıl bir süreç yaşayabileceğini ve içinde bulunduğu durumu değerlendirmeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle Fitch konusunda yapmış olduğum açıklamalarda Fitch'in not indirimi haberinin piyasalar tarafından bir iki gün öncesinden biliniyor olduğunu, özellikle yabancılar tarafından biliniyor olduğunu ve endeksin son iki gün içerisinde yaşamış olduğu bir baskının temelinde bu hususun var olabileceğini dikkate almak gerekiyor. Ancak Fitch özelinde konuşmak gerekirse, Fitch haberinin ardından piyasaların bunu bir sürpriz olarak algılamak suretiyle bu haberin özelinde önümüzdeki hafta çok derin satışların olabileceği hususunda bir takım yorumlar yapılmakta. Ben bu yorumlara katılmıyorum sevgili arkadaşlar. Öncelikle yabancının pozisyon durumunu dikkate aldığımız zaman hala %65 seviyesi üzerinde bir pozisyon taşımakta, şurada görmekte olduğunuz gibi. Ve bir diğer yandan ise Fitch'in indirmiş olduğu not seviyesi Moody's ve de S&P'yi dikkate aldığımız zaman hala onlardan daha yüksek bir not skalası içerisindeyiz. Fitch biraz daha elini bol tutmakta, not verme konusunda onların indirmiş olduğu seviyeye kadar bizi indirmemiş durumda. Ve zira Moody's'in de 13 Haziran tarihiydi yanlış hatırlamıyorsam gelen bir not indirimi haberi vardı ve yine benzer durumla karşı karşıya kalmıştık ve o haberin ardından da endeksin rahatsız olmadığını bir şekilde bilinenin tezahürü şeklindeki bir gelişme olarak yorumlayıp yabancıların bardağın dolu tarafından görmeye devam etmek suretiyle endeksteki alımlarını devam ettirdiğine tanık olduk. Şimdi arkadaşlar bu açıdan Fitch haberini sadece ve sadece Fitch haberini dikkate almak suretiyle endekse dair olumsuz yorumlar ve beklentiler içerisinde olmanın şu anki tablo itibariyle doğru olmadığı kanaatindeyim. Ama S400 konusu önemli bir mevzu. S400'lerin sevkiyatı devam etmekte. Bu konuyla ilgili olarak açıklamalar devam ediyor ve önümüzdeki hafta sonu itibariyle bir basın açıklamasının yapılacağı, hangi yaptırımların uygulanacağıyla ilgili olarak konuya açıklık getirileceğine dair bir takım haberler gelmeye başladı. Tabii ki bu yaptırımların ne olacağı, ne olmayacağı konusunu şu an için net olarak bilmiyoruz. Bu açıdan önümüzdeki hafta endekse özellikle dikkat etmekte yarar bulunuyor. Her ne kadar yabancının takas oranı şu an %65 seviyesinin üzerinde bulunuyorsa da gelecek olan yaptırımlar eğer ağır yaptırımlar şeklinde beklenenden ki piyasanın beklentisi şu anki Dolar-TL'ye veyahut da endeksin genel durumuna baktığımız zaman çok ağır yaptırımlar olmayacakmış gibi bir beklenti hakim ama tabii ki gelen haber trafiği bu beklentilerin yönünü çok daha farklı noktalara çevirebilir. Bu açıdan endeksteki de kritik noktalara yakından dikkat etmek gerekiyor. Birazdan bu noktalara değineceğim değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar, öncelikle aracı kurumların neler yaptığına bakalım. Yabancılar nasıl bir seyir içerisindeler, onu bir değerlendirmeye çalışalım. Haftanın son günü itibariyle alıcılar ve satıcılar arasındaki farkın 14 milyon civarında olduğunu görüyoruz ve haftanın son günü önemli bir satış yaşandı ve tekrardan 96 binli rakamlara doğru gerilendi. 99 ve 100 bin seviyesi bir kez daha aşılamamış oldu ve gelen satışların geneline baktığımız zaman çok yaygın bir satışın olmadığını görmekte. Zira alıcı ve satıcı arasındaki farkın da 14 milyon ile sınırlı kalması bu hususu ifade etmekte. Bir diğer noktaya baktığımız zaman ise en çok satış yapan kurumlar bazında yatırım finansın 100 milyon TL üzerinde bir satış yaptığını görüyoruz. Ama yabancılar lehine Citymenkul'e baktığımız zaman 50 milyon TL civarında bir satış yaptığını, yine son dönemlerde önemli alımlar yapmış olan Yapı Kredi'nin de yine 50 milyon TL civarında bir satışının olduğunu görmekteyiz. Ama buna mukabil Merrill Lynch'in 73 milyon civarında bir satış, pardon bir alım gerçekleştirdiğini, yine yabancı ordinolarını kabul etmekte olan bir diğer aracı kurum olarak TEB yatırımında benzer şekilde 71 milyon TL gibi alım yaptığını dikkate aldığımız zaman ve yine
diğer kurumlar, bu ilk 5 kurumların dışındaki diğer kurumların alım-satım farklarına baktığımız zaman alıcılar lehine bir tablonun olduğunu, diğer kurumlar üzerinden yoğun bir satışın söz konusu olmadığını dikkate aldığımız zaman genel anlamda geri çekilmelerde alım iştahının bir miktar öne geldiğini ve endeksin düşük seviyelerinden alımlar yapılmış olduğunu görmekteyiz. Bu durum ise bize şunu ifade etmekte. Evet, endeks 100 bini geçemiyor ama 100 bine yaklaşımlardaki direnç noktalarından gelen satışlar 96.500 civarındaki destek noktalarından ise alımla karşılanmakta. Bir anlamda sat-al taktiği uygulanmış oluyor ve endeks yukarı bir atak yaptığı zaman zorlandığı noktada tekrar satılmak suretiyle dar alanda kısa paslaşmalar niteliğinde trade dediğimiz al-sat işlemlerinin şu anda endeks üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Evet arkadaşlar, Merrill Lynch Cuma günü itibariyle 73 milyon civarında bir alım gerçekleştirmiş ve biz bir Merrill Lynch'in hafta genelinde ne yaptığına bir bakalım isterseniz. Bize bazı noktalarda fikir verebilecektir. Hafta genelinde Merrill Lynch'in Garanti Bankası hissesinde 173 milyon TL'lik alım yaptığını, Tüpraş'ta 115 milyon TL'lik alım yaptığını görüyoruz. En çok satışını ise Vakıflar Bankası, BİMAŞ Yapı Kredi Bankası üzerinde gerçekleştirmiş durumda. Merrill Lynch, daha önce de bahsetmiştim arkadaşlar, bir iki günü dikkate alarak genellikle işlem yapan bir kurum özelliğinde. Her zaman tabii ki böyle bir strateji uygulayacaktır diye bir kural ileri sürmemiz mümkün değildir ama endeksin geri çekilmelerinde alım yapan ve bir iki günlük bir yükseliş sürecini dikkate alıp belli bir potansiyel oluştuktan sonra satış yapan, çok da fazla uzun vadeli işlem yapmayan bir kurum özelliğinde. En azından son dönemlerdeki işlem hareketlerine baktığımız zaman. Genel olarak hafta geneline baktığımız zaman ise arkadaşlar, en çok hangi hisseler üzerinde yabancılar ilgi göstermişler? Yabancı işlemlerini şurada görmekte olduğunuz gibi seçmiş bulunuyorum. Ve Akbank'tan 25 milyon lot üzerinde, Halkbank'tan 22 milyon lot civarında, yine Yapı Kredi Bankası'ndan 22 milyon lot civarında ve İşçi'de ise 6.8 milyon lot civarında alım yapıldığını görmüş bulunuyoruz. Zira bankaların yine alım yönünde ön planda olduğunu görüyoruz. Ancak birazdan grafiklerden de göreceğimiz üzere bankacılık endeksinde önemli bir gerileme oldu. Zira endekse yukarı seviyelere taşıyan öncü hisseler bankalardı, bankacılıktı ve bankacılık banka hisselerinde ve de bankacılık endeksinde önemli bir geri çekilmenin olduğunu da görmüş bulunmaktayız. Bu hususu da yakından izlememiz gerekecektir. Gelelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, bu görmekte olduğunuz grafiğim sınayi endeksini göstermekte ve sınayi endeksinin aylık bazda %1.86 düşüş eğilimi içerisinde olduğunu ifade ediyor. Ancak günlük grafiğe baktığımız zaman ise, günlük grafiklerde haftanın son gününü dikkate almadığımız zaman son 2 gün içerisinde önemli yükselişler yaşadığını görüyoruz. Ama bu süreçte bankacılık endeksinde ise bir gerileme oluşmuştu. Zira bankacılık endeksinin bir gerileme eğilimi içerisine girmiş olduğunu, son 2 gün içerisinde endeksteki yukarı ataklara rağmen bankacılık endeksinin veya banka hisselerinin zayıf bir seyir içerisinde olduğunu görmekteyiz ki 150 bin seviyelerine ulaşan bankacılık endeksi şu anda 140 bin seviyelerine gerilemiş durumda. Bu açıdan değerli dostlar, bankacılık endeksine veya sektörüne yönelik olarak satışların devam edip etmeyeceği, 140 bin seviyesindeki destek noktasından özellikle 140 bin, evet, şu bölgedeki desteğin çalışıp çalışmayacağından, tekrar yönünü yukarı yöneltip yöneltmeyeceğinden emin olmamız gerekiyor. Bu açıdan bankacılık endeksini yakından takip etmekte fayda bulunmakta. Endeksin önümüzdeki günlere yönelik olarak seyri hakkında biraz daha yakın takipte olabilmemiz açısından. Arkadaşlar, yabancı takas oranında %65.48'lik bir seviyenin mevcut olduğunu ve hafta genelinde, bakınız dikkat ediniz, hafta genelinde %2.5 civarında endeksin değer kaybetmiş olmasına rağmen yabancı takas oranının %0.31 oranında arttığını görüyoruz. Ve daha önce yabancı takas oranının değerlendirilmesiyle alakalı vermiş olduğum bir eğitimde şu ifadeyi kullanmıştım.
Endeks düşerken yabancı takas oranı artıyor ise bu endeksin açısından olumlu değerlendirilecek olan bir faktördür. Ama demek ki yabancı endeks geriledikçe alımlarını artırıyor diyor diye düşünmemiz gerekiyor. Ancak endeks yükselirken yabancı takas oranı azalıyor ise bir ters ilişki söz konusu oluyor ise bu duruma çok ama çok dikkat etmek gerekir. Tehlikeli olabilir ifadesini kullanmıştım. Endeksteki yükselişlerin suni yükselişler olabileceğini dikkate almak gerektiğini ifade etmiştim. Şu an gördüğümüz tabloda endeksin geriliyor olmasına rağmen yabancı takas oranında bir artış gerçekleşmesi şunu ifade edebilir. Endeks için yabancı biraz daha yukarı seviyeleri düşünüyor. En azından takas oranını düşürmek, elindeki alım miktarını taşımakta olan pozisyonları realize edebilmek noktasında biraz daha yüksek seviyeleri hedeflemekte gibi düşünebiliriz. Arkadaşlar teknik detaylara gelecek olur isek seanslık grafiklerimiz itibariyle 99.300 seviyesinin son derece önemli olduğunu ve zira son günlerde oluşan bir yükselen kanalımızın bulunduğunu, bu kanalın içine tekrar dönebilmemiz için mutlak surette 99.300 seviyesinden yukarıda seans kapanışlar yapmamız gerektiğini ifade ediyordum ve zira 99.000 300 seviyesi üzerinde seanslık kapanışlar yapabilme noktasında şurada gördüğünüz gibi ciddi bir zorlanma yaşandı. Ve bu zorlanmanın ardından da 99.300'ün üzerinde kalınamadığı için kısa vadeli pozisyonlar adına söylüyorum, geri çekilme tekrardan 96.000'li seviyelere doğru devam etmiş bulunuyor. Sevgili dostlar, şurada görmekte olduğunuz destek noktamız 96.000 seviyesini ifade etmekte. Dolayısıyla 96.000 seviyesinin üzerinde kalındıkça seanslık manada endeksin kısa orta vade adına yukarı yönlü tepki verme ihtimalinin mevcut olduğunu düşünebiliriz. Ancak 96.000 seviyesi aşağısında herhangi bir seanslık kapanış yapılması endeks adına olumsuz bir durum olarak değerlendirilmeli. Diğer yandan arkadaşlar haftalık grafiklerimize baktığımız zaman bu hafta için 97.580 seviyesi pivot seviyemizdir. Bu seviyenin üzerine dönmemiz gerekiyor. Zira 97.800 seviyesi aynı zamanda da aylık bir pivot noktamızdı ve bu seviye 97.800 seviyesi veya 97.600 seviyesi haftalık pivot itibariyle önemli bir seviyedir ve 97.500 genel olarak 97.500 aşağısındaki kapanışlar endeksin güç kaybı içerisinde olduğunu ve 100.000'i yeniden test etmek adına isteğinin, niyetinin azalmakta olduğunun bir işareti olabilir. Bu açıdan 97.500 seviyesi üzerine dönemediğimiz müddetçe 96.000, 96.300 desteğinin de kırılmak suretiyle 95.000 seviyesindeki ana destek bölgemize doğru geri çekilme ihtimali sıcak ve mevcut kalacaktır. 95.000 seviyesi endeks için son derece kritik bir destektir. Bu desteğin kırılması durumunda artık kısa orta vade adına da endeksteki olumlu beklentilerin azaldığını, yeniden 90.000 desteğine ve hatta belki de 90.000 aşağısına doğru bir yönelimin ihtimal dahiline girebileceğini hesaplara katmakta yarar bulunuyor. O halde 97.500 üzerine çıkılması son derece büyük önem taşımakta. Haftalık açıdan baktığımız zaman konuya 97.500 üzerinde 98.900 veya yuvarlak olarak 99.000 diyelim. Bu seviyeyi direnç olarak gözetmeliyiz. Bu direncin aşılması durumunda ise 100.000 seviyesindeki psikolojik seviyenin aşılması ardından 100.000, 150 civarındaki 100.200, 101.200 civarındaki direnç noktasına dikkat edilmesi gerektiğini pivot verilerimiz bize ifade etmiş bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz bir kırmızı düşen bandımız, bir de sarı düşen bandımız bulunuyor. Bu kırmızı düşen band endeksin 120.000 seviyelerinden itibaren başlattığı düşüşün resmini göstermekte ve 101.700 seviyesine işaret ediyor. Şayet 101.700 seviyesi ki sürekli olarak son analizlerimde bu noktanın çok kritik bir direnç olduğunu ve dikkat edilmesi gereken bir seviye olduğunu ifade ediyorum. 100.000 üzerine çıkılıp da 100.000 üzerindeki kapanışları gördüğümüz anda 101.700 noktası önemli bir direnç olarak değerlendirilebilir veya genel anlamda 102.000'e yaklaşımlara karşı çok dikkatli olunmalı diyordum. İşte 101.700 seviyesi bu noktada da önemini ihtiva etmiş durumda. Ve yine
Endeksin en son gördüğü yüksek seviye olarak 106 binlerden başlayan düşen bir bandını dikkate aldığımız zaman ise 100 bin 150 seviyesini ifade ediyor. Yani değerli dostlar, 100 bin 150 seviyesi üzerinde kapanışlar görebilir isek eğer veya bu direnci aşabilir isek eğer, bu durumda endeksin 102 bine doğru yöneliminden söz edebileceğiz. Bu nedenle 100 bin 200'e ve eğer buranın aşılması durumunda da 101 bin 700 seviyesine ayrı bir önem vermek gerektiğini ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, bu grafiğimiz ise aylık grafiğimiz idi. Aylık grafiğimizde de şurada gördüğünüz destek noktamız olarak 97.782 seviyesi. Bu seviyenin aşağısına iki defa geldik. Bu hafta içerisinde iki defa bu seviyenin aşağısı test edildi. Ancak bir gün ardından yeniden üzerine çıkılabildi. Bu hafta içinde arkadaşlar özellikle takip etmemiz gereken nokta 97.600'deki haftalık pivotumuz veyahut da buradaki 97.800 seviyesindeki aylık Fibonacci destek noktamızın üzerine çıkılabilmesi ve bu seviye üzerinde kapanışların oluşması endeksin yeniden 100 bin direncini zorlama ve üzerine çıkma ihtimallerini sıcak tutacaktır. Bu ihtimalleri değerlendirirken de mutlaka ve mutlaka yabancıların neler yaptığını ve yabancı takas oranındaki değişimin ne yönde cereyan ettiğini yakından izlemek bize endeksin önümüzdeki günleri adına seyri konusunda malumat verecektir. Ancak bir kere daha ifade etmek istiyorum ki haftanın son günlerine doğru ABD'den gelebilecek olan yaptırımların neler olabileceği konusundaki beklentiler endeksin şekil kazanmasında rol oynayacaktır. Eğer bu beklentilere yönelik olarak özellikle yabancıların hala iyimser bir bakış açısıyla alımlarını devam ettirdiklerini ve takas oranlarını artırdıklarına tanık oluyor isek eğer, bu durumda gelebilecek olan yaptırımların biraz daha az bize hasar verecek boyutlarda olabileceğini düşünebileceğiz. Yabancı hareketlerinden ve endeksin kritik destek ve direnç noktalarındaki tavırlarından da hafta sonu gelebilecek olan yaptırımların dozajını hesap etme imkanımız olacak. İnşallah analizlerde sizlere bunlardan bahsetmeye gayret göstereceğim. Efendim, endeks hakkında şu an için söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Hoşçakalınız, iyi hafta sonları diliyorum.